Hızlı kaleme hoş geldiniz arkadaşlar. Kopyacı. İse ile devam ediyoruz. Evet. İse ve ancak ve ancakla devam edelim. İse işlemi nedir? İse önemli midir? İse önemli. İse adam mıdır? İse önemlidir arkadaşlar. İse çok gelen bir soru tipi. Yani ÖSYM İSE'den soruyor genellikle ve ispat yöntemlerinin hemen hemen hepsi İSE'ye bağlı ya. Evet. O yüzden İSE önemli. Başlayalım. P ise Q şeklinde yazılır. Tamam mı? Tamam. Böyle yazılır. P ise Q diye okunur. P ise Q diye okunur. Şimdi bakalım. P1, Q1 ise ikisi de doğruysa cevap doğrudur. P0, Q1 ise cevap doğrudur. P0, Q0 ise cevap doğrudur. Yanlış olması için 100 olması lazım. Yani P1 100 numara. 100 numara yanlış. P1 Q0 ise yani bunu göremezseniz mıştınız. 100 numara. 100 numaraya gönderme yaptı arkadaşlar. Ama yani 100 numara deyimini zannetmiyorum çok bilen çıkar. Çok eski kullanımlar çünkü. O da doğru. Yani anca böyle yaşlılar benim gibi. Bombacı Mülayim neydi o? Bombacı Mülayim filminin ismi. Yani oydu Bombacı Mülayim'di. O filmleri filan izleyenler olursa belki bilir. İhtimal. Argo'da tuvalet demek 100 numara. Hela hela. Hela. Eski evet. Argo'da. Ben böyle zamansız gelen paranın. Devam edelim. Orayı anlatacak mı geçti? Anlatacağım anlatacağım. Ha. Yani bunun yanlış çıkabilmesi için burada gösterdik zaten. P ise Q'nun 0 olabilmesi için 100 birincinin 1, ikincinin 0 olması şarttır arkadaşlar. Bunu bileceksiniz. Bu bir. İkinci olarak açılımını bence bileceksiniz. P ise Q neye denk? P'nin değil veya Q'ya denk arkadaşlar. Bunu bileceksiniz. Bilmezseniz 100 numara. P ise Q eşittir 1 ise gerektirme diyoruz bu önermeye dedim. Hadi evet. Başlayalım. P ise Q denk 1 ise P ise 1. Cevap nedir? Düşünelim. Düşünelim. 100 numara oluşmaz burada. 100 numara oluşmaz değil kesinlikle mi? Kesinlikle 1 öyleyse. Yani yanlış çıkabilmesi için buranın kesin 0 olması lazım. 1 ise cevap kesin 1. Tamam. Tamam. Buraya geldim. P ise 0. P 1 ise oluşur. Cevap 0. P 0 ise cevap 1. P'nin zaman değildi. Tam tersi. Geldim buraya. 100 oluşmaz abi orada. P ise P. 1 1 ise 100 oluşmaz. 0 0 ise 100 oluşmaz. P. P ise P'n değildi. Şu 1'deyim ya. 1 değil P yazdım. Hep sen mi yapacaksın ya? Biraz zaman yap. Yani ya kasıtlı yaptım. Beni deniyor. Beni sınıyor. P ise pendeydi. Aha. 1 0 ise şöyle gösterelim. 1 0 ise cevap 0 olur. Evet. 0 1 ise cevap 1 olur. 1 olur. O zaman P neyse değildi. Onun değildi dersin cevaba. Hiç de P çıkmıyor. Leştim. Leş. Bu önermenin doğruluk değerinin 1 olması için Q yerine aşağıdakilerden hangisi konulur diyor. Bu önermenin doğruluk değeri 1. Dikkatini çekiyorsa büyük bir parantez var. Dışında bir değil var. Bunun doğruluk değeri 1 ise şu içerideki 0. Şu içerideki 0 olmalı. Şimdi Q bir parantez var değil mi orada? Evet. Bunun 0 olabilmesi için 100 numaranın oluşması lazım. Kesinlikle 1. Geri kalanın işte şöyle. Zaten onu sormuyor mu? Zaten onu soruyor göstereceğim. Bunun da 0 olması lazım. Dedim. Q 1 olmalı. 0 olmamalı. Evet. 0 veya 1, 1 değil, 0 olmamalı. 1 ise 0, 0 olmamalı. 0 ise 1, 1 ve 1'in değil, 1'in değil, 0 olmamalı. Zaten sadece hiç yukarıya okumadan alttaki şıkların altına sonuçları yazsaydın 0, 0, 0, 1, 0 çıkıyor. Farklı olanı işaretle. Farklı olanı işaretle sorusu aslında biraz. Onu da göstermek istedim burada. Şimdi önemli bir yere daha geldik arkadaşlar. Buradan da çok soru çıkabilitesi olan yer. P ise Q'nun tersi nedir? Karşıtı nedir? Karşıt tersi nedir? Ben bunu neden öğreniyorum? 4 tane mesele. Tersi demek arkadaşlar ikisinde değilini al demek. P ise Q'nun tersi, P'nin değil ise Q'nun değil. Tamam. Karşıt demek arkadaşlar karşıdan aklınıza yer gelebilir. Yer değiştir. Karşıya at. Bunu böyle tut. Ters çevir. P ise Q'nun karşıtı, Q ise P. Karşıt tersi. Hem karşıtı hem tersi. Hem tersi. Karşıtı alıyorum. Yer değiştiriyorum. Şunu tuttum. Q ise P yaptım. Bir de değillerini aldım. Q'nun değili P'nin değili oldu arkadaşlar. Olumsuzluğuyla karıştırmayın. Tersini. Aynen.
Bir önerme kendisinin karşıt tersine denktir. Şu vurucu cümle. Bir önerme kendisinin karşıt tersine denktir. P ise Q denktir. Q'nun değili ise P'nin değili. Önemli, bileceksin. Geçeceğiz. Soru çözeceğiz. Soru çözelim bakalım. O yaparsa ben yapmam. Bu önerme mi ya? Böyle evet. Önerme mi olur? İfadesinin tersi. Ters. Şimdi bir kere burada P ise Q'yu biz bir bulalım. Burada bir ise var mı? İsenin öncesi P. O yapar. İse. İse. Ben yapmam. Tersi ne yapıyor hocam? Tersini mi istiyor? Her ters. İsinde değilini alacağız. Bunun değilini alıyorum. O yapmazsa. Ben yaparım. Ben yaparım. O yapmazsa ben yaparım. Ben yapmasam o yapar. Allah cezanı versin. Geldim. Bu önermenin karşıt tersi nedir diye soruyor. Karşıt tersi. Hem yer değiştir hem değilini, al. Bunu başa attım. R'nin değilini başa attım. P'nin değili veya Q'nun değilini sona attım. Şu anda karşıtını aldım. Şimdi de tersini alayım. Oldu karşıt tersi. R'nin değilini değili. P'nin değilini değili. Q'nun değilini değili. Aradaki işaret şu mudur? Şıklarda yok. Kalbim var. Yok. Bana böyle şeyler söyleme. C olma olasılığı çok yüksek. O zaman düzeltelim, C yapalım. Vallahi şıklarda yok. Böyle bir 5 tane şık aynı. Aslında ona hak vermek lazım ha. O şıkları alt alta yazdığını düşünsene. Ya, çok yemin sıkıntılı ediyorum. Bir konu. Bunların yazması daha sıkıntı. Problemler falan uzun oluyor ama hiç olmazsa anlaşılır bir şeyler var. Burada P var, R var, Q var. Aralara bir V koyuyorsun, bir tersi koyuyorsun. Allah seni kahretmesin. Saçma sapan bir yer. Geldim. Ancak ve ancak. Ancak ve ancak. Ancak ve ancak şöyle gösterilir. Böyle okunur. Böyle okunur. P ancak ve ancak Q. Tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar yada'nın tersi. Yada da ne demiştik? İkisi aynı olursa sıfır. İkisi aynı olursa sıfır. Yok. İkisi evet. İkisi aynı olursa sıfır. Farklı olursa bir demiştik. Burada tam tersi. İkisi aynı olursa bir. Farklı olursa sıfır. Düştü. Farklı olursa sıfır. İkisi aynı olursa bir. Farklı olursa sıfır. Sıfır olacak dedim. Bu bir. Şu araya da bir P'yi yazalım. P yazmayalım. Q'yu yazalım. Nasıl açılıyor P ancak ve ancak Q? Ben bir daha tekrarlayayım. P ise Q. Veya Q ise P. Veya mı? V pardon. Q ise P. Araya böyle bir V koyuyorsun. Bu ancak ve ancak'a eşittir arkadaşlar. İkisinin birbirisini sallaması lazım. Bir de bilmen gereken şey P ancak ve ancak Q'nun cevabı 1 ise biz buna çifte çift gerektirme. Falan gerektirme filan gerektirme diyoruz. Geçtim. Hemen bakalım. P ancak ve ancak 1. P 1 olursa. Ancak aynı olacak. 1 olur. Ancak ve ancak 1 olur. P 1 olursa cevap 1 olur. Aynı olur. P 0 olursa cevap 0 olur. Farklı olur. O zaman P neyse cevap odur. Geldim buraya. P 1 olursa bunlar birbirlerinden farklı olacağı için cevap 0 olur. 0. P 0 olursa aynı olacakları için cevap 1 olur. P'nin tam tersi mi? Aynen. İkisi de aynı mı? İkisi de farklı mı? Evet. Hiç cevap direkt 1, direkt 0 gelmiyor. İnanılmaz. Ne acı bir şey. Geldim arkadaşlar. Totoloji, çelişkiyi öğrenelim. Biraz karışık soru çözelim bölümüne. Totoloji nedir? Doğruluk değeri 1 olursa totoloji... Kesinlikle 1 ise doğruluk değeri. P'ye totoloji. Q'ya göre değişmeyecek. Sonuç 1. Mesela P veya Q denktir 1. Bu totoloji değil. Ben öyle bir şey yazacağım ki işte 1 veya P ve Q yazacağım. Bu kesin 1. Yani burası kesin 1. Bu totoloji. Aa, bu ben verdim 1'i. Tamam. Tamam mı? Bu olmaz. Totoloji olabilmesi için benim verdiğim değerlerden bağımsız olarak cevabın 1 çıkıyor olması bu lazım. Bu önermenin adı totoloji mi oluyor? Bu önermenin adı totoloji oluyor. Çelişki ne? Benim verdiğim PQ önermelerinden bağımsız olarak cevap kesin 0 çıkıyorsa ona çelişki diyoruz. O önermeyi diyoruz. Çelişki diyoruz. Evet, totolojinin çelişkinin ne olduğunu öğrendik. Alamadım hocam ya. Alalım alalım desem mi? Alalım alalım. Açılsam açılır. Açılsam açılır. Evet, hangisinin çelişki olduğunu bulalım da konuyu bitirelim. Çelişkiyi hemen soruyor. Bakalım. Çelişkiyi soruyor. Yani cevap kesinlikle sıfır olacak. Ben içgüdüsel olarak cevap söylemek istiyorum. Denizli diyorum abi.
İçgüdüsel. İçgüdüsel. Tamamıyla içgüdüsel. Tamamıyla. Bir bakayım denizin mi? Baktım. Değil. Devam edelim. Yemin et. Yani şimdi... Ben niye baktım göremedim de sen baktın değil dedin. Yani şimdi ben cevabı gördüm. Hmm. Soruyu ben oluşturmuş olabilirim şimdi. Öyle bir şeyimiz var. Aramızda öyle İlişki bir bağlantı var soruyla. O yüzden. Soruyla Pendeyli bunlar. Veya P veya Q mu? Peki. Bu parantez önemi yok. Veya veya çünkü değil mi? Cevap 1. Pendeyli P var. İkisinden biri 1. Cevap kesin 1. Çelişki değil. Bu tutabilir. Aa, cevap vursa öyleyse. Evet. Çünkü A ile B aynı çıktı. Burada değilini koymuşsun. Bak bu Q veya 1 gelmiyor mu? Burada değilini koymuşum. Süper. Oradan gördün sen. Oradan güzel. Gördüm. Q veya 1. Evet. 1 kesinlikle. 1'i gördüğüm zaman cevap 1 miydi? Aynen. Veya da. 1'i yaptım. Veya'yı koydum. Cevap 0. Hadi bitirelim ya. Gerisine bakmaya gerek yok. Şöyle bakmaya gerek yok. P ancak ve ancak Q. P'nin yerine Q'nun yerine 4 farklı değer koyabiliyorum. P ise P'nin değili. Ben buna 1-0 koyabiliyorum. 0-1 koyabiliyorum. 0-1 de cevap 1 geliyor. Bu zaten P'ye eşit. P neyse cevap o. Dedik ve şükürler olsun bu videoyu bitirdik. Kendinize iyi bakın.